Two Family, ben Muhammed. Ben de Musa. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayız. Yasaklanan serisi. Evet. Bugün yasaklanan oyuncaklar serisinin ikincisiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bu seriyi çok seviyorsunuz. Biz de seviyoruz. Yalan yok şimdi. Bu bölümde de masum ama bir o kadar da tehlikeli oyuncakları inceleyeceğiz. Evet. O yüzden hemen videoya geçelim ve oyuncakları hemen görün. Hadi aynen bakalım. Hop gel. İlk oyuncağımız. Hocam bakın bak. Evet, hocam. Emir'in oğlucusu gibiyim ha. Evet. Bak hocam. Evet. Hocam ne zaman keseceksiniz bu hareketi? İlk oyuncağımız Lak diyor ki nesilden nesile gelen eğlence kültürü, efsanenin dönüşü, işte Lak işte hayaten de şaklak. Oh merhaba. Ne saçma bir slogan. Neyse evet açalım şimdi. Bu oyuncağı vardı bilmiyorum ha. Bu oyuncağı yeni nesil bilmez, eskiler bilir. 80'ler 90'lar çocukları bilir bunu. O zaman bizim de bilmememiz gerek. Ben bilmiyorum bu arada. Ben de bilmiyorum. Ben 2000'liyim, tam 2000'liyim ben. Bir ipe bağlı iki tane top var. Evet. Tamam mı? Bu topları böyle şuradan böyle parmağın ortasına geçiriyorsun. Bu topları böyle. Bu böyle işte. Böyle şeyler yapıyorsun tamam mı? Ama ben tabii bunu hayatımda ilk defa bunu oynadığım için bunu var ya deli dehşet oynayanlar var nasıl biliyor musun? Mesela? Bunu takıyor parmağına. Demin yaptığım hareketi yapıyorlar tamam mı? Bu böyle üstten de çarpıyor aşağıdan da çarpıyor böyle. Sürekli. Ha, ben yapıyorum. Sürekli böyle. O kadar hızlı yapanlar var ki. Tamam. Efsane şekilde böyle oynuyorlar bunlar. Şimdi beni izleyin bak ben bunun profesyonel. Başımıza bir çıkamadı bak. Evet, bekle. Oğlum çok da profesyonel oynadın. Profesyonel gördün mü? Şu an. Şöyle ilkten böyle elini şöyle yapıyorum. Birazcık çözmüşsün. Tamam da neden yasaklanmış bu oyuncağı? Böyle bak böyle. Şimdi bu oyuncağın normalde bu topları plastik tamam mı? Tamam. Ama bu oyuncak ilk çıktığında bu plastik toplar camla yapılıyormuş. Cam. Yani plastik değil cam. Yani seramik. Oğlum. Ha seramikle yapılıyormuş. İşte insanlar bunları oynarken bir süre sonra o hani çarpıyor ya birbirine. Ondan sonra dayanamıyor bir anda patlıyor. Patladığı için göze gelme olasılığı var, surata gelme olasılığı var, eli kesme olasılığı var. Ya her şeyi geçtim şu hali bile tehlikeli. Çünkü ne biliyor musun? Bunu oynamayı bilmiyorsan bunu bak. Demin ben böyle oynamaya çalıştım. Yani bunun şuradan yani fark etmesen şuradan böyle sekip gözüne gelme olasılığı var. Doğru. Çok güvenli bir oyuncak değil ama eskiler bunu harbiden delice oynuyormuş. Evet. Yani bayağı delice oynuyorlar. Peki Lak ismi ne alaka? Bak bu ses. Lan güzel oynadın tamam vallahi güzel oynadın. Oğlum bir şey diyeyim mi insan böyle yapası geliyor ya. Ya bunu ne var ya böyle oynamıyordur. Bak bunu cidden çok profesyonel oynayanlar var ya. Değil mi? Bak kesinlikle. Bu videoya bunu profesyonel oynayan birisinin görüntüsü girsin ya. Yani şu anki hali bile ne %50 tehlikeli. Cam olduğu için bu toplar. Onlar patlayıp yüze geldiği için insan vücuduna zarar verdiğinden dolayı yasaklanmış. Ve ikinci oyuncağa geçelim. Geç. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Videoları izleyip geçiyorsun. Ya bu kardeşlerin aşağıdan niye like atmıyorsun ya? Aşağıdan bir like. Şu bak şöyle aşağıda şu işareti böyle basıyorsun ve bitti. Okay. Bu kadar basit. Bu videoya 100.000 like istiyorum. Oo, yaparsınız. Sen istemişsen geliyor ya. Yaptığınız şeyler. Musa isteyince geliyor. Teşekkür ederim. Ben de 100.000 like istiyorum. Umarım beni de kırmazsınız. Evet, sen isteyince de geliyor. Geliyor. Bizi kırmıyorsunuz ya. Sizleri İyi seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Evet. O halde video kaldığımız yerden devam edelim. Hadi. İkinci oyuncağımız. Lazer. Hayda. Lazer niye yasaklanmış? Bu lazeri bilmeyen yoktur ya. Herkes 7'den 70 herkes lazeri biliyordur. Şimdi ilkten bir lazeri açalım. Kuralım ondan sonra ben sana neden yasaklandığını anlatacağım. Tamam. Sen böyle videolara çok meraklısın Musa'cığım evet. Böyle. Musa'nın merakını gidirmemiz lazım. Sen onu tutmaya mı yardımcı oldun? Ben de başka ne yapabilirim abi? Evet. İlkten bunu kuralım. Tamam. Pillerini şunu at. Pillerini takayım. Evet. Hocam kapağını verebilir misin? Teşekkür ediyorum kapağını bana verdiğin için. Ne demek? Sana kapak olsun. Sen var ya bak valla çok manyak espriler yapıyor Musa videolarda. Ay bu laf sokmaydı abi. He. Evet lazeri kurduk. Şimdi çok zor olmadı değil mi? Senin üstü siyah olduğu için senin üstüne gösterelim. Tamam. Görmüş olduğun gibi böyle. Ay yanıyorum ay. Şimdi bu lazer normalde kediler için icat edilmiş. Bunun ismi valla kedi lazeri. Bu normalde kediler için icat edilmiş. Bizim mahalledeki çocuklarla ben oynuyordum. He. Onlar kedi mi? Yasaklama nedeni de şu. Ya oğlum sen ne saçmalıyorsun ya. Yasaklama nedeni zaten açık bariz herkes biliyordur bence. Bunu genellikle küçük çocuklar birbirinin gözlerini tutuyor. Olmaz. Gözlerini tuttukları için de bir süre sonra gözlere zarar veriyor ve kör olma olasılığı oluyor. O yüzden genellikle bu icat kediler için icat edildiği için kediler üzerinde kullanılması lazım. Tabii kedinin gözüne tutmayın. Evet. Bu kedileri oynatmak için. Hatta bir kedi üzerine deneyelim. Hemen Paticiğim. Evimizin kedisi Pati. Evet Pati gelsin. Pati alalım. Pati neredesin Pati? Pati. Bak şimdi bak. Oyuncağın küçük bir kedi. Evet onu biz bakıyoruz. Pati bak buraya. Oh. Bak gördün mü nasıl dikkatimi çekiyor. İyiyiz bak. Bak normalde kediler görüyor musun? Kediler için. Burada. Bu arada, gel buraya gel. Hadi. Patin oynayası yok hadi. Hadi.
görmüş olduğunuz gibi ikinci oyuncağımız da bu şekildeydi. O halde üçüncü oyuncağımıza geçelim hadi. Geç. Ya şimdi oyuncakları falan inceliyoruz ama bu tarz efsanevi içeriklerden hemen haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Muhakkak evet. O zil tuşunu açın çünkü zil tuşunu açtığınız anda biz video paylaşıyoruz ya. Direkt size böyle hemen video bildirimi geliyor. Videolardan böylelikle hızlı haberdar oluyoruz. O halde oyuncakları test etmeye devam edelim hadi. Bir diğer oyuncağımız şaka yüzükleri. Evet. Hı. Lan bir şey söyleyeyim, bu videoda çocukluğuma gittim. Bir de oğlum ne masum oyuncaklar yasaklanmış ya. Bak şu masum lan. Masum bir oyuncak. Değil. Masum değil. Bunu bak doğru. Masum bir oyuncak. İlk baktığında masum. Tamam, masum bir oyuncak. Ama işte bunlarla oynayan masum olan insanlar var. Bunu kötü ameller için kullanıyorlar. Bak şimdi. Bu yüzüğün arkasında şöyle bir şey var. Bunun içine su dolduruyorsun. Suyu doldurduktan sonra buraya takıyorsun. Aynen. Taktıktan sonra da tamam taktın. Bunu parmağına böyle geçiriyorsun. Diyorsun ki kankacım hele yüzüğüme bak, yüzüğüm ne kadar güzelmiş. O da bakıyor, bir basıyorsun yüzüne su geliyor. Ama hatta bunu deneyelim istersen. Deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Dur bekle, su dolup geliyorum. Kankacım yeni yüzük aldım, bakmak ister misin? Yok, sen ilk önce benim yüzüğüme bak. Sen benim yüzüğüme bak, sen yüzüğüme bak. Tamam bakacağım. Bak su, tamam bak böylesin. Gözünü kapat bu arada, gözüne gel. At. Oha baya sert geliyormuş. Ya gördün mü? Gel mesela bir denemek ister misin? Ben denemek isterim. Gel gel. Gel kanka. Kanka. Yapma kanka. Kanka yapma lütfen kanka. Sen yapma kankacığım. Ya oğlum bana bir şey derim mi? Yüzümü yıkadın ya. İçinde az su varmış gibi duruyor ama çok. Bunların neden yasaklandığına gelelim. Görmüş olduğunuz gibi Musa birbirimize su fırlatırken su çok basınçlı gidiyor. Evet. Şimdi bunları şaka niyetine arkadaşlarının gözüne doğru tutuyorlar. Bir anda bastıkları zaman su basıncı göze vurduğu anda göze zarar verme ihtimali varmış. Çok haklılar bence. Ve öyle bir şey var. Birincisi bu, ikincisi şu. Çok kötü çocuklar var, tamam mı? Bunun içine kola koyan varmış, sirke koyan varmış, çamaşır suyu koyan varmış. Öyle yapanlar varmış. Böyle olaylar tespit edildikten sonra bu bakkallarda ve marketlere satılması kaldırılmış. Yani o yüzden bunu bakkallarda, marketlerde bulamıyorsun yani. Bunu yasaklanmış satılması. Masum oyuncağı neyi dönüştürmüş? He ya vallahi bunun için niye kola koyuyorsun, niye çamaşır suyu koyuyorsun? Ama harbiden de bu arada su çok sert geliyor. Yani bir vuruyorsun böyle basınçla suratına doğru geliyor. Aynen. Yani düşünsene arkadaşın böyle yakınlaşıyor, bir anda gözüne basıyorsun. Evet. Niye ağzını açıyorsun? Yani bunu yasaklama nedeni de bu şekildeymiş. O halde bir diğer oyuncağı test etmeye geçelim. Aynen. Geç. Evet. Bir diğer oyuncağımız. Evet. Bak sese bak. Ne diyeyim? Vuruyor lan. Şimdi bir diğer oyuncağımız Yo-Yo. Yo-Yo. Evet, ismi Yo-Yo. Bu Yo-Yo'yu parmağı... Yo-Yo. Vay Yo-Yo. Evet, bu Yo-Yo'yu tamam mı? Bu parmağına takıyorsun. Şurada bir lastiği var. Parmağına takıyorsun. Taktıktan sonra bunu tamam. Böyle avucun içinde sektiriyorsun. Tamam. Böyle. Tamam. Bunda ne sakınca var? İşte bu sakınca evet. Var. Koptu, gitti. Evet. Bu sakınca var işte. Ya kaç yaşında adamsın? Az önce nasıl oynadığını farkında mısın? Bir şey değil mi? Çok zevkli. Yemin ediyorum çok zevkli. Bazı çocuklar benim gibi çok hunharca kullandığı için bunun elden fırlayıp karşı tarafın yüzüne gelme olasılığı var. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten bu top böyle dikenli, tamam mı? Ve bu dikenleri çok sert. Bu göze geldiği zaman da göze zarar verme olasılığı var. Zaten vücudumuzdaki en hassas duyu organımız göz. Yani kolumuza gelse, yüzümüze gelse, burnumuza gelse bir şey olmaz. Zaten çoğu oyuncağın yasaklanma nedeni de göze zarar verdiğinden dolayı. Doğru. Çünkü ben kör olursak ne olacak? Ben şimdi. Ben şunu takayım istersen. Evet taktım, buyur. Tamam evet. Tamam, sen de oyna bak. Çok zevkli abi arada. Benim orta parmağım hiçbir şey sığmıyor. Nasıl oynadın lan öyle? Zor değil mi? O avucun içinde tutturman lazım. Yakalım, bu arada bak, bu arada bir diğer tehlikesini biliyor musun? Sen bunun kontrolünü kaybedersen tamam bak böyle sektiriyorsun ya. Kontrolü kaybettiğin anda böyle sekip yüzüne gelebilir. Gördün mü? Şöyle. Yüzüne gelebilir bak. Evet olabilir. Esnek çünkü bu lastik esnek. Doğru doğru. Bu esnek olduğu için böyle buradan dönüp böyle falso alıp gözüne lak diye çarpar. Ondan sonra wiu ambulans. Bak ne güzel oynuyorum bak iyi. Sen de bütün kötü olasılıkları getirdin. Bak böyle hadi böyle. Benim eller biraz büyük ya. Evet. Eller büyük olduğu için kaçmıyor. Evet evet. Fırın küreği gibi elim var. Bak dikkat et bana gelebilir. Evet, zaten doğru. Oynarken bile insan korkuyor ya yüzüne gelecek diye. Kesinlikle. Bak. Evet. Gerçekten evet. De bunu koparmayı beceriyorsun. Ya da çıkarmayı. Çıkar, çıkıyor, çıkıyor. Yani evet, bunun da yasaklama nedeni de bu şekildeydi. Bu şekilde yasaklamış. Evet. Başka bir açıklamaya gerek yok. Sen de mantıklı nedenler. Bence mantıklı. Değil mi? Baksana nasıl kopup fırlıyor bir anda. Evet. İyi ki de yasaklanmış bu arada. Çünkü neden dersiniz, gerçekten de insanın gözüne gelebilir. Evet. Böyle çünkü elinde sallasan da gelebilir. Evet, esnek, esnek olduğu için. Evet. O halde bir diğer oyuncağı test etmeye geçelim. Hadi bakayım. Geç. Evet. Bir diğer oyuncağımız misket. Ama Yapma. Bunu yapma. Lütfen yapma. Bundan olanından değil. Evet. Oynadığımız. Ulan çocukluğumda ne oynardım be? Abi yavaş, yavaş.
Abi hepsini dök mü istersen? Bir de koy ortaya, dik. Ana dünyanın en küçük misketi bizde la. Bak buna çilli misket derlerdi bak. Şuna bak şuna. Buna çilli misket derlerdi. Eline açsana bir şey avucunu. Dünyanın en küçük misketi. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Musa zamanında çocukluğunda en iyi misket oynayanlardan birisiydi. Bir turşu bidonu dolusu misketimiz vardı. Evet koy bakayım ortaya. O Japonlar böyle çubukları tutuyor böyle yemek gibi çubukları. Bunları oturduğumuz yerlere koymayın. Bunu böyle bak iki parmağın arasına aldın. Böyle çeviriyorsun bu. Doğru bu parmağını kırıyorsun. Şu tutuş şu. Aynen. Doğru böyle bak Musa'nın. Musa'nın hareketi bak. Musa misket oynarken şu hareketi böyle yapıyordu. Vay. Helal. Ben başka bir şey demiyorum. Evet. Şimdi bu misketler niye yasaklandı? Şimdi niye yasaklanmış biliyor musun? Biz bu misketlere yakından daha hakimiz. Evet. Hani çocukluğumuzda da oynadık. Aynen. Ve yasaklandığını söylediğinde de sana mantık gelecek. Şimdi evet. Biz ikimiz bu misketleri oynadıktan sonra evde de oynuyorduk ya. Bazı misket parçalarını ortaklarda unutabiliyorduk. Evet. Ve bizim küçük kardeşlerimiz de vardı. Evet. Şimdi o küçük kardeşlerimiz bu misketleri gördüğü anda yutma olasılığı var. Evet. 1-2 yaşındaki çocuklar, küçük kardeşimiz. Bu emekleyen küçük çocuklar var ya. Evet. Evet o yüzden bu misketler marketlerde bakkallara satılması yasaklanmış. Birçok ülkede de yasaklanmış. Hatta komple satışı yasaklanmış çünkü küçük çocukların bunu yutma olasılığı var. Harbiden de var ya çocukluğumu bitirmişler ya. Harbiden ya biz bununla ne oynardık? Ya, ne oynardık ya? Buz oynadığımız misketler bu. Evet. Cidden onlar onlar. Tabii ki de biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Zaten bizim bütün kardeşlerimiz büyüdü. Hepimiz eşşakalar olduk. Evet. O yüzden artık kimse alıp bu misketi boğazına alıp yutmaz. Aynen. Evet görmüş olduğunuz gibi oyuncaklarımız bu şekildeydi. Yine efsane bir video. Evet yine efsane bir video. Burada size ne düşüyor? Aşağıdan like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Size de bu düşüyor. Evet. Sadece bu. Lütfen. Çok abone şey. Olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir de aşağıdan like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Ve yandan çıkan videolara gitmeyi de unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar. Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videolara gitmeyi unutmayın. Selamünaleyküm. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze. Photo.